Çocuklarım dedi suyu israf ediyor. Sadece onun çocukları değil. Şu anda israfın ne olduğu aynı şekilde unutulmuş vaziyette. Daha doğrusu din unutuldu. Din unutuldu. Şeyde Ramazan-ı Şerif mübarek bir ayda insan geldiğine seviniyor. Fakat Türkiye'de de Ramazan-ı Şerif gelince iftar programı, sahur programı diye bir sürü adamlar ekranlara çıkıyor. Evet. Yani hikmet-i ilahi demek ki yani herkes nasılsa hani bir söz var ya kel başa şimşir tarak kim neye layıksa Allah Teala da gönderiyor. Demek ki bu insanlar böyle bozuk, itikat bozuk, sapık, dinle gayreti olmayan dinle alakası yok. Hatta İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri'nin bir sözü var. Sanır ki adam din adamı, dinle alakası sadece böyle sanması. Ve böyle kimseler aynı şekilde gidiyor, dinliyor falan. Ben Ramazan Şerif'e denk geldi bir iki sefer. Baktım, anlatana baktım. Tamam, adamın akademik kariyeri var, bilmem ne var falan filan. Şuradan öbür tarafa geçmiyor. Tabii kamera dinleyenleri gösteriyor falan. Ana, hadi dedim ha. Kelpaşa şımşıtarak başka bir şey yok yani. Bu insanlar buna layık. Başka olmaz ha. Başka olmaz. Mümkün değil. Yani orada hasbelkader birazcık imanı falan varsa adam konuşurken o imanı da alıp götürüyor. Farkında değil. Neymiş adam? Din adamını dinliyor. Hiç alakası yok. Adam mesela diyelim ki anlatırken efendim anlattığın hepsi yanlış mı? Hayır değil. Doğruları söylüyor. İçerisine birkaç tane öyle bir yanlış sokuyor ki önce, o yanlış o dinleyenin imanını götürüyor. Kendisi zaten imanlar çıkmış. Zaten imanı alakası yok. Söz konusu değil. Hal böyle olunca adam orucun sıhhatiyle alakalı, herhangi bilgi vermediği gibi namazla alakalı, israfla alakalı, yalanla alakalı, riya ile alakalı, dine olan aynı şekilde hürmet ve saygıyla alakalı bir şey yok. Kendisinde olmadığı için. Onlar da anlattığı yok. Evet. Onun için israf nedir ne değildir. Onu da bildiği yok. Mesela bu konuda biz de şimdi radyoda detaylı bir şekilde bütün hususiyetlerini bildirmemiz mümkün değil. Ama tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında israfın ne menen bir şey olduğu anlatılıyor. İslam Ahlak kitabında da aynı şekilde orada kötü huylardan olduğu bildiriliyor israfın. Çünkü Saadet-i Ebedi'yi de anlatırken orada İmam-ı Gazali Hazretleri'nden nakiller yapılıyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u ki bu Firavun ben Tanrıyım diyordu, ilahım diyordu. Tanrılığını ilan etti diye kötülenmiyor ya. O israf edenlerdendi diye kötüleniyor. Evet o ilahlığını, tanrılığını ilan etmesi zaten aynı şekilde başlı başına bir sapıklık da. Fakat o israf edenlerdendi Allah-u Teala verdiği nimeti. Su Allah-u Teala'nın bir nimeti. Allah-u Teala verdiği bir nimet. Ben paramı veriyorum. İster bu yiyecek olsun, ister giyecek olsun, ister içecek olsun. Allah-u Teala'nın helal bir vakf kılmış olduğu içecek olsun. Bunları lüzumundan fazla hani mübah olan kısımlar var. Hadi oraya kadar da o bir sınırdır artık. Lüzumu kadar. İçeceğin lüzumu kadar. Yıkanacağın lüzumu kadar. Lüzumu kadar kullanmalı. Parasını ben veriyorum. Netice itibariyle boşa gidiyor ama. Mesela bir zamanlar TGRT eski binasındayken baktım bir genç, muhabir bir genç lavaboda. Baktım orada açmış şeyi, aynada saçını tarıyor, çeşmede açılmış, şır 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 boyuna akıyor. Dayanamadım. Dedim delikanlı. Bu suyun senin saçın taramanın ne faydası var şu anda? Boşuna akıyorsun. Eğer dedim bu müesseseye zarar vermek niyetiyle yapıyorsan bu hainliktir. Bunun bedelini kendin ödersin. Bu kadar su akıtmak sureti bu su parasıyla bu müessese göçmez. Ama senin dedim canlı okullar. Toprağın altında. İster inen ister inanma. Bunun bedelini sorarlar sana. Bu da evine gidiyor. Evine gidiyor. Evinde suyu lüzumundan fazla. Bu ister çocuk olsun. İster aynı şekilde evin hanımı olsun. Mutfakta lüzumlu kadar açarsın. Kullanırsın ve bitirirsin. Şar 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 şar. Nasılsa parasını veriyorum. Parasını vermekle alakalı değil. Bu konuda tabi bu bilgileri mesela tam İbn-i Hasadet-i Bedi kitabındaki o bilgileri yazan zat
hayatına geçirmiş onu. Onun için sözleri tesir ediyor. Evet. Onun için önemli. Mesela talebeler hep anlatırlar. Bu zat evinde bir odadan öbür odaya geçerken, bir gece, akşam bir odadan öbür odaya geçerken, 3-5 dakikalık veya da birkaç dakikalık zaman dilimi için itibariyle çalışma odasında, kendisinden başka kimse yok, oradan öbür tarafa gidecek, bir şey alıp getirecek. Çıkarken elektriği söndürüyor, geldiği zaman tekrar yakıyor. Ve buyuruyorlar ki, kardeşim burada bir kimse olsa, tamam onu aydınlatıyor. İsraf olmaz. İsraf olmaz. Ama ben çıktım, odada kimse yok. Niçin yanıyor bu? Parasını veriyor mu? Parasını vermekle alakalı değil, boşa gidiyor. İsraf olur kardeşim buyuruyorlar. İsraf olur. Suyun lüzumundan fazla açıyorsun. Fazla. Aldır. İhtiyaç var mı? Yok. Ne oluyor? O da israf oluyor. Ondan sonra hanımların mutfakta fasulyedir, nohuttur. Veya diğer aynı şekilde elmadır, benzeri kirazdır yıkarken. Aldır. Ondan sonra yere düşenler almıyor falan. Halbuki al yıka. Kullanabiliyorsun. Bunları atmak, o fasulyeyi nohuta atmak, pirinci veya benzeri aynı şekilde bakliyatı yıkarken, şey yaparken paldır küldür aynı şekilde onları lavaboya göndermek. Bunların hepsi israftır. Ayakkabıyı giyerken yani hırçın bir şekilde hor kullanarak veya da pantolon aynı şekilde ayakta patır küldür gömleği öyle sökerek bilmem ne yaparak falan. Bunlar hepsi israftır. Yani haramdır. Yani günahtır. Yarın mahşer günü Allah-u Teala buyuracak ki bu ayakkabının ham maddesini yaratan benim. Ondan sonra bu elbisenin ham maddesini yaratan benim. Bu elbiseyi elbise haline getirebilecek olanlara o gücü, o kuvveti veren de benim. Bu ayakkabıyı ayakkabı haline getirenlere veren de benim. Yani dolayısıyla bu nimet Allah-u Teala'nın. Sen parayla sahip oldun ama veren benim buyuruyor. Bunu niye hor kullandın? Niye çarçur ettin? Niye israf ettin? Niye yırttın? Bunlar resmen hepsinin hesabı sorulacak. Nasıl hesap verirsin o zaman bunların? Nasıl hesap verirsin? Benim. Senin tabii. Sen emanetçisin. Ben de emanetçiyim. Şeyde benim bir dikkatimi çekmişti. Büyüklerden bir zat işte talebesiyle şey yapıyor. Efendim diyor, o konuda benim bilgim var. Ben diyor onları tanıyorum. İzin verirseniz ben onların meselesini halledeyim. Yani mal sahibini, mülk sahibini iyi tanıyorum ben. Mal onlarındı. Tabi o büyükler öyle şey yapmazlar ki, talebesine diyor ki, evladım mal kimin? Çok önemli bakın. Hiç kimsenin dikkatini çekmez. Ama Allah-u Teala sevgili kulların dikkatini çeker. Evladım buyuralar, mal ve mülk kimin? Tabi talebe şaşırıyor. Efendim işte o adamın. Evladım buyuruyor, o emanetçi. Sen o tarlaya veyahut da o bahçeye ekip dikeni o mülkün sahibi mi zannediyorsun? Ana dedim, hakikaten ya. Bu ev kimin? Benim. Oturuyorsun, işte para vermişim. Emanetçisin ya. Ölünce o mirasçıların oluyor. Tabii. Senin tabii. Götürmüyorsun. Onu belki o zamanlar işte öldüğü zaman gazetelerde falan filan böyle zikredilmişti de benim dikkatim çekti. Böyle şeyler dikkatim çekiyor. Sakıp Sabancı işte o Zincirli Kuyu'da bir mezarlık almış. Aldığı mezarlık aile mezarlığı. Kendisinin ikiz kuleleri var ya, oraya bakıyormuş. Şimdi orada yatıyor. Zincirli Kuyu'da yatıyor. İkiz kulelere bakıyor. Hani mal mülk, ikiz kuleler orada duruyor. Sen neredesin? Toprağın altında. Toprağın altında. Ya. Hani senindi? İkiz kuleler senindi. Getirseydin ya oraya. Getiremedin. Şimdi başkaları. Hesabı ondan soruluyor. Eğer Allah rızası için onları kullanmadıysa, yapmadıysan. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği ve emrettiği şekilde kullanmak şükür olur. Ve bunları hırpalamak, hor kullanmak veyahut da aynı şekilde suyu lüzumsuz kullanmak, ekmeği çöpe atmak, diğer yiyecekleri böyle israf etmek, yemek yedikten sonra kapta bırakmak. Efendim benim canım istemiyor. İstemiyorsa azal. Onu bulamayanlar var. Onu bulamayan da var. Ya dibimizde işte Suriye. Allah-u Teala Suriye'nin başına verdiği bela musibet Türkiye'ye vermiş olsa ne olacak? An meselesidir bu ya. Evet. Ben Suriye'ye gittim savaştan önce. Suriye'ye gittim.
Yani çok güzel bir yer. Coğrafyası falan da, toprağı falan da çok şey. Yani akla hayaline gelmeyecek şekilde bütün o bizdeki yetişenlerin hemen hemen çoğu yetişiyor. Orada yetişiyor. İşte Şam fıstığı dediğimiz meşhur o coğrafyada da aynı şekilde yetişiyor. Ben lokantalarına gittim, böyle açık hava 5000 kişilik lokantaları var. Cuma günleri tatil olduğu için perşembe günden gidiyorlar. 5000 kişilik böyle açık hava. Ve o sofraya gelen yiyecekleri gördüm ben orada. Ha, fakiri fakirdir. Burada da öyle de. Fakiri fakirdir. Ne oldu şimdi? Ne Şam'da var o lokanta, ne Halep'te var. Ne Hama'da var, ne Humus'ta var. Ne oldu? Ekmek bulamıyor, ekmek. Ya. Aynı şey senin başına da gelir. Aynı şey senin başına da gelir. Bir gün o hor ve hakir gördüğün, ekmeği çöpe attığın o çöplerden, işte efendim çöplerde ekmek sen de toplarsın, merak etme. Sen öyle hor ve hakir görürsen bunun bedeli dünyada da ödenir, ahirette de ödenir. Onun için de mesela hele yaz günü insan susayınca, serin bir su içince, vallahi Bahattin Bey her içimde de öyle diyorum. Ya Rabbi diyorum, yarattığın nimetlerin hepsi çok güzel de, hele şu su ne güzel. Çünkü o kadar latif ki, mesela içiyorsun, rahatlatıyor seni. Terliyorsun, gidiyorsun, duş alıyorsun, rahatlatıyor seni. Çamaşırların kirleniyor, temizliyor seni. Aynı su insanı boğabilirdi ama. Değil mi? Evet. Aynı su insanı boğabilirdi. Onun için Allah-u Teala'nın verdiği nimetler, hangi nimet olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği, izin verdiği yerde kullanmalı, izin verdiği kadar kullanmalı, buna şükür denir. Aksi halde israf olur, haramdır. Bu nimeti veren, bunun hesabını sorar. Gafil de değildir, aciz de değildir. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.